Evet serinin son videosuyla birlikteyiz. Fiziksel ve kimyasal değişimler fizik dış görünüş anlamına gelmektedir. Dış yapı ile ilgili doğrudan veya dolaylı yoldan gözlemleyebildiğimiz her şey fiziksel değişme örnek olarak verilebilir. Maddenin iç yapısında olan değişme kimyasal değişmedir. Fizik dediğimiz zaman dış yapı anlamına gelir. Yani fiziği çok düzgün diyorsun. Dış görünüşü dış yapısının düzgün olduğundan bahsetmiş oluyorsun. Günlük hayatta madde eski haline geri gelemiyorsa kimyasal değişme gelebiliyorsa fiziksel değişmedir. Burayı düzeltelim. Buraya kimyasal da yazalım. Kimyasal. Peki. Düzeltmiş olalım. E, hangileri fiziksel hangileri kimyasal değişimdir? Genellikle çok çıkan soruları burada yer vermiş olduk. Atom çekirdeğinden bir proton ayrılması. Arkadaşlar iç yapıyla alakalı olduğu için kimyasal. Elektroliz olayı kimyasaldır. Şekerin suda çözülmesi. Çözülme olayları fizikseldir. Lakin 4'e yıldız atıyoruz. <laughs> Sodyum, litium, potasyum suda çözünmesi aslında bir patlama reaksiyondur. Yani yanma olayı gibi düşüneceğiz. Kimyasal. Hal değişim olayları suyun donması fiziksel. Buraya da bir yıldız atıyorum. Beton veya harcın donması havayla tepkimeye girerek katılaşma işlemidir. Yani burada hal değişiminden bahsetmiyor aslında bize. Dolayısıyla kimyasaldır. İnsan veya hayvan solunumu kimyasal. Şeker pancarında şeker üretilmesi var olan şekerin alması işlemidir. Fiziksel. Ama dedik ki şeker pancarında şeker oluşumu olmayan bir şey oluştuğu için kimyasal. Çaydanlıkta kireç oluşumu fizikseldir. Mumun erimesi fiziksel, mumun yanması ise kimyasal artı fiziksel olarak düşünecektik. Tuzlu suyun elektriği iletmesi bu ikisi çok önemli yıldızım atıyorum. Bir sıvının çözeltinin elektriği iletmesi kimyasalken bir metalin elektriği iletmesi arkadaşlar fizikseldir. Unutmayalım sorularda çıkar. Turnusol kağıdının renk değiştirmesi kimyasal tepkimeyle olur. Fotosentez olayı kimyasaldır. Çürüme olayı kimyasaldır. Çiğ olayı yapraklarda çiğ oluşumu deniyor ya. Gaz sıvı hale geçiyor. Dolayısıyla bu fizikseldir. Bir hal değiştirme örneği olabilir. Devam edelim. Burada küçük bir not yazalım. Hatta ön bilgi olsun bizim için. kimyasal özellikler nedir? Onları bir yazalım. Kimyasal, kimyasal özellikler. Arkadaşlar maddenin yanıcılığı, yakıcılığı, şöyle inertliği ya da reaktifliği. Ya bunu asit bazla tepkimesi verip vermemesi falan da denebilir. İnertlik demek tepkime vermeme isteğidir. Reaktiflik de tepkime verme isteğidir. Özellikle bir maddenin yanıcılığı, yakıcılığı, inertliği ya da reaktifi zaten bunlar tepkime verip vermemekle alakalıdır. Bunlar kimyasal özelliklerde Bunların da haricinde ne yazarsa hepsinin fiziksel özellik olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim sorularımıza. <laughs> Bu sorular konunun tamamını kapsayacak şekilde sorulardır. Buraya iyi dinlemeye çalışalım. Yukarıda kimyasal türler ve ait oldukları sınıflar aşağıdakilerin hangisini doğru eşleştirmiştir? Artı eksi varsa buna ben iyon derim. Yani 1C olacaktır. 1C olmayanları sildim. Şimdi tek başına bulunuyorsa buna atom diyordum. Doğru mudur? Sayısı birden fazla gösteriyorsak bu şekilde de molekül olduğunu ifade etmiştik. Yani 2B olacak, 3A olacak ve Bursa seçeneğimizi işaretleyeceğiz. Gelelim ikinci sorumuza. Şöyle hatta büyütelim daha rahat görelim. Peki aşağıdaki bileşiklerin hangisinin karşısında verilen adı hatalıdır demiş. Kovalent bir bileşim var A seçeneğinde. Monoazot triklorür diyorduk ama birinci de bir varsa mono söylenmiyordu. Yani azot triklorür oldu. Doğru bir ifade. Dikikürt diklorür. Doğru bir ifade. Difosfor trioksit olması lazımdı. Burayı sanki iyonik bileşikmiş gibi adlandırmış. Böyle bir dünya yok. Buraya geldim. Mono kükürt dioksitli. Mono'ya attım. Kükürt dioksit. Doğru bir ifade. <laughs> Buraya geldim. Mono iot e, demesi lazımdı. Mono birinci de olduğu için söylenmedi. Özür dilerim. Mono iot heptaflorürdü. Mono'ya attık. Iot heptaflorür. Doğru bir ifade olduğunu söyledi. Çünkü birinci atomda kovalent bileşiklerde bir sayısı monosu söylenmez diyoruz. Şöyle azıcık şöyle küçültelim. Hı sığdırmış olalım. Lewis yapısı yukarıda verilen bileşik ile ilgili yargılarının hangileri doğrudur demiş. Şimdi <laughs> Lewis yapısı dediğine göre son yörüngedeki elektronlar nokta ile gösterilmiş haldir bu. Yani şuna dikkat edeceğim. Y ile şu ortak kullanılan elektronlar var diye bunun biri Y'ye aittir. Tamam mı? Geri kalanı X'e ait. Ben şöyle Y'ye ait olanları şöyle çiziyorum. Y'ye ait. Yani biri ona, biri ona ait. Ortaklaşa kullanım var burada. Tamam mı? Baktığımız zaman <laughs> suda çözülmesi beklenmez diyor. Bir kere şundan bahsedelim. Bu yapıya geldiğim zaman x y4 yapısıydı. Hatırlayalım. Burada y4 dediğimizde 4 çarpı 1 yapıyorum. Çünkü bir tane son yörüngede elektronum vardı. Yani bağ sayısı 1 olması zorunda. 4 oldu. 4 ile de 2'yi çarptım. Eşittir 8. Yani bu yapı apolar ifadesini kullandım. E, su dediğimiz yapı polardı. Bu da apolarsa su da çözülmesi beklenmez. Doğrudur. Kaynama noktası aynı ortamdaki NaCl iyonik bileşinden düşüktür. Şimdi bu bir iyon mudur? Evet. İyonların kaynama noktası apolar moleküllerden daha yüksektir. Hatta iyonların kaynama noktası değil mi? Polar moleküllerden bile daha yüksektir. Yani bunun kaynama noktası NaCl'den daha düşüktür. Doğru bir ifade. X ve Y atomları tüm elektronlarını bağ yapımında kullanmıştır. Baktığımız zaman tüm son yörüngedeki elektronlarını bağ yapımında kullandığını görebiliriz. Açıkta herhangi bir yok ifademiz. Yani mesela X, Y deseydi şöyle atıyorum burada şu olsaydı mesela bağ yapımında kullanılmayacaktı. Böyle bir ifade. Burada yok. Hepsinin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Geliyoruz <laughs> dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz biraz büyük bir soruymuş. E, buraları doldurmamız gerekiyor aşağıdakilerle. Hangi seçenek dışarıda kalır doldurduğumuzda diyor. Şimdi şöyle biz bir yapalım önce. Bir kere şurada bak ne demiş? Güçlü etkileşim demiş. Burada da şöyle işaretleyelim. Buradan başlayalım. Elektron denizi ile pozitif metal iyonları arasındaki elektrostatik çekim. Bu metalik bağdır. Metalik bağ aşağıda vardır büyük ihtimal. Güçlü etkileşimlerden bir tanesi metalik bağ dedik. E, şunun biri ya da şunlar da şey olacak. Onun yerini belirleyeceğiz. Güçlü etkileşimler neydi? Metalik bağımız vardı. İyonik bağ, kovalent bağ. Şimdi buraya bakalım. Burada en son yerden bir tüyo alalım. Elektronlar ortaklaşa kullanım varsa bu bir kere kovalent bağdır. Değil mi? Kovalent bağdır. İyonik bağda ortaklaşa değil. Elektron alıp vermeye dayanır. O zaman burası e, iyonik bağ diyeceğiz. İyonik bağ diyeceğiz. İyonik bağ işte ortaklaşa elektron alıp verme. Elektron alıp tire verme. Yani bir elektron verirken biri alacak. O şekilde olacak. Bakalım şimdi seçeneklerimize. Kovalent bağ işaretledik. iyonik bağ, metalik bağ işaretledik. Elektron alıp verme 4 numara için de zıt yüklü iyonların elektrostatik çekimi onu kullanabiliriz. Ama Edirne seçeneğindeki elektronların yığılma hareketi sonucu polarlanması. Arkadaşlar bu güçlü etkileşimlerde bu zayıf etkileşimlerin içerisindedir. Dolayısıyla burada yer bulunacak kelime ya da cümlemiz bu olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim 8. sorumuza. Pardon 5. sorumuza gelelim. <laughs> Kalsiyum elementinin şöyle bir bileşik şeklinde kararlı bileşik oluşturabilen iki katmanın X elementin atom numarası nedir demiş. Bak şimdi kalsiyumu şöyle bir yazalım. Kalsiyum 20 diye. Burası 2, 8, 8, 2. Son yörüngede 2 tane var. Yani kalsiyum artı 2 yükünde. Doğru mudur? Bunu buradan aldım. Şöyle hatırla. Dışarısı ne yapıyordum? 0 yapıyordum. Burası 2 ile 3'ü çarptığım zaman artı 6 yaptığına göre eksi 6 yapması için buraya eksi 3 yazıyorum. Topladım. Dışarı 0 oldu. X'in yükü neymiş? Eksi üçmüş. Şimdi diyor ki x 2 katmanlıymış. 2 katmanlıysa x için tamamı burası 2 olacaktır. Ve son yörüngede eksi 3 alaraktan soygaza ulaşmış ya bu şimdi. Demek ki burada 5 varmış. 3 daha ilave edip burayı 8 yapmış bileşikle. Yani normal halimiz budur. Topladığımız zaman atom numarasının 7 olduğunu bulurum. Yani buradaki eksi 3'ün esprisi ne? 3 tane alıp son yörünge 8 yapacak diyor. E dolayısıyla 8 yapabilmesi için buranın 5 olması son yörüngenin lazım diyoruz. Devam edelim. Aşağıdaki moleküllerin hangisinin yoğun fazlarında hidrojen bağı bulunur? Hidrojen bağı için flor, oksijen ve azot olmalı. Bunlara bağlı da hidrojen olmalı demiştik. Baktığım zaman oksijen burada gözüküyor. Ona bağlı hidrojen var. Burayı doğrudan işaretledim. Burada niye olmaz? Hidrojen yok değil mi? Ondan dolayı olmaz. Peki <laughs> gelelim 7. sorumuza. Şöyle birazcık daha büyütelim. Daha net görelim. <laughs> Öğretmen Aytaş'tan iyonik bileşikler ile ilgili öğrendiklerini Allah rızası için yazmasını istiyormuş. Aytaş da buna göre Aytaş'ın yazdığı cümlelerden kaç tanesi doğrudur demiş ikisi de hidrojen değildir diye bir ifade kullanmış. Yapısında elementlerden en az birisi metaldir. <laughs> A metaldir. Şimdi bak ben şimdi neyden bahsediyorum? İyonik bileşiklerden. Bu iyonik bileşikler neydi benim için? Bir metal tire bir ne lazım? Ametal lazım. O zaman yapısındaki elementlerden en az birisi ametaldir. Doğru bir ifade. Katı halde elektriği iletmez. Şimdi iyonik bileşikler katı halde elektriği iletmez. Suda çözülmüş ya da eriyik halde yani sıvı halde ilettiğini söylememiz gerekir. Oda koşullarında kristal yapılı bir katıdır demiş. İyonik bileşikler için kristal yapılı. Kovalent olsaydı moleküler yapılı ifadesini kullanırdım. Peki. <laughs> 1A grubundaki X atomu ile 6A grubundaki Y atomu iyonik yapılı bileşik oluşturur. Bak şimdi 1A grubundaki X atomu demiş mi? Demiş. X atomun hidrojen değilse. Şimdi ben 1A grubunu yazdığım zaman işte Haydar Paşa Lisesi'nin işte namlı kimyacısı diye gidiyoruz ya. Şu benim için neydi? A metal. Tamam doğru mudur? Geri kalan her şey neydi benim için? 1A grubunda metaldi. Dolayısıyla bunu hidrojen değil de bunu metal olarak düşünmemizi istiyor. E, 6A grubu demek de son yörüngede 6 tane var. Bu da ametal demektir. Dolayısıyla iyonik bileşik oluşturabilir. <laughs> Suda iyonlaşarak çözünürler. E, i̇yonik bileşik adı üstünde niye iyonik diyorum? Suda iyonlaştığı için diyebilirim. Devam edelim. <laughs> 8. sorumuzdayız. Bakalım ne diyor 8. sorumuz. Buna göre X ve Y elementleriyle ilgili yargıların hangileri Doğrudur demiş. X elementi toprak alkali metaldir. Bak dikkat et. Toprak alkali iki kelime ise 2A grubu. Eğer sadece alkali metal deseydi mesela tek kelimeydi 1A grubu diyecektim. O yüzden 2A grubu olduğu için buradaki yükünün artı 2 olduğunu son yörüngede 2 olduğunu söyleyebilirim. Y element halojendir. Son yörüngede Y elementinin 7 tane vardır demek ki. Yani artı 7 eksi 1 olabilir. O da şartlarında X katıdır demiş. Metaller civa haricinde hepsi katıdır. Civa sıvıyı unutmayalım. Oda koşullarında katı doğru. Şimdi <laughs> baktığımız zaman aralarında oluşacak bileşin Lewis yapısı demiş ya. Burası nedir? Artı 2. Artı 2 görüyorum. Ee, yanını da eksi 1 almış. Hani şöyle yapıyorduk ki hatırlayalım. Artı değerle küçük olanı bu tarafa yazıyordum. Diğerinin eksi değerini yazıp şöyle çaprazlıyordum. Yani burası eksi 2 oluşmak zorunda. Bu bileşikte de burası artı 2 burası eksi 1 de bak eksi 1 olmuş. iki tane olduğu için buraya yazmış yani doğru. Aralarında oluşabilecek bir bileşiğin sulu çözelsiz elektriği iletir. İyonik bileşiktir. İyonik bileşikler ne yapacaktır arkadaşlar? Sulu çözeltileri elektriği iletecektir. Tuzlu su gibi diyebiliriz. Gelelim 9. sualimize. Peki. 3. <laughs> Yargıların hangileri doğru demiş. Bak şimdi. İyonları izoelektronikmiş. Yani bunlar elektron sayıları aynı diyor. X üçüncü periyodun ikinci elementi. X için yazıyorum. 2, 8 ve ikinci elementi mi demişti? 2. Ya burası 12. Şimdi benim 12 tane elektronum var. X'in e, nötr halinde 12 tane elektronum var. Yani nötr halinde 12 tane benim protonum olmuş oldu. Nötr ya bu. Şimdi buraya geldiğim zaman burada ne oldu? 10 tane elektronum var. Burada da 10 elektron olmasını istiyorsan bak buraya 9 yazarsan 9 bir daha 10 yapar. Eksi olunca aldırıyordum artı olunca veriyordum unutmayalım. Y elementi elemente kelimesini görürsen nötr halini düşüneceksin. Yani Y elementinin nötr halinde burası kaç? 9. 9'a göre yapacaksın. 2 ve 7 diyeceksin. Peki ikinci periyot 7A grubu doğru olur. Y elementi doğada Y2 halinde bulunur. Şunu unutmayalım. <laughs> Yeni son yörüngesi 7 ise bu bir halojendir. Halojen yani fluor, klor, brom, iyot halojen diyelim. Halojenler doğada diatomik bulunur. Yani ikili halde bulunur. Sen hiç Cl görmedin ee, bileşiklerde, e denklemlerde Cl2 gördün değil mi mesela? Mesela F2 şeklinde, mesela Br2 şeklinde bulunduğunu söylememiz lazım. Bu da diatomik olarak söylenir. <laughs> X ve Y arasında elektrostatik çekim kuvveti ile bileşik oluşur. Elektrostatik çekim kuvveti ne demektir? iyonik bileşik anlamına gelir. Dolayısıyla x'e baktığımız zaman burası ne? 12 yani son yörüngede 2 olduğu için metal. Değil mi? Y'de ametal. Dolayısıyla iyonik bileşik oluşturabilirler. Tamam. 9 da bitti. 10'a gelelim. <laughs> Bakalım ne diyor 10. sorumuz. Öğretmeni Alin'den kimyasal türler arası etkileşimler ile ilgili öğrendiklerini yazmasını istiyor. Alin de buna göre işte Alin'in yazdığı cümlelerin kaç tanesi doğrudur? Diyor ki kimyasal türler vası etkileşimler. İyonik bağlarda artı ve eksi yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekimden oluşur. Doğru bir ifade. Metallerin atom yarıçapı arttıkça erime sıcaklığına düşer şimdi buraya dikkat edelim. Metallerin erime kaynama noktasında ne demiştik unutmayalım. Yükü büyük olacak, çapı küçük olacak demiştim. O zaman diyor ki atom yarıçapı çapı arttıkça erime sıcaklığı düşer. Doğru bir kelime. Yani çap küçüldükçe erime kaynama noktası artacaktır arkadaşlar. Güçlü etkileşimleri 3 e, türdür demiş. E, İyonik bileşikler, e, kovalentler, bir de metalik bağımız vardı. 3 çeşit bağ tarzımız var. Doğru. Zayıf etkileşimler fiziksel bağlar adını alır. Doğru bir ifade. Güçlü etkileşimler de kimyasal bağydı. Van der Waals etkileşimi ve hidrojen bağı zayıf etkileşimdir. Tabii ki doğru. Van der Waals bağlarını görmüştük. Dipol dipol falan demiştik. indüklenmiş dipol demiştik. London'dan bahsetmiştik. Hidrojen bağları ise gene zayıf etkileşimdir. Ama hidrojen bağlarını diğerine ayıran nedir? Zayıf etkileşimler içerisindeki en kuvvetli olduğunu söylememiz gerekir. Gelelim 11. sualimize. Ne diyor bakalım? Aşağıdaki olaylar hangisinde maddenin molekül yapısı değişmez diyor. <laughs> yani maddenin molekül yapısı değişmez derken ben fiziksel fiziksel bir tepkimi aradığımı söylemem lazım. Peki. Magnezyum metalinin tuz ruhunda çözülmesi. Şimdi buraya dikkat ediyorum. 11. sınıf konuların içerisinde bu daha detaylı gözükecek ama işte herhangi bir metali verip de işte bir aset içerisinde çözülmesi dediği zaman Burada tuzun çözülmesi gibi düşünmeyeceğiz. Kimyasal bir tepkime olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani bir metalin bir asit içerisinde çözülmesi derse kimyasal tepkime kabul edeceğim. Sütün mayalanarak peynire dönüşmesi tabii ki bu da nedir arkadaşlar? Kimyasaldır. Tekrar peyniri süt yapamazsın. Bakır telinin elektriği iletmesi. Bak bunu yıldız attırmıştım az önce hatırlayalım. Bir metalin elektriği iletmesi fiziksel. Eğer bir çözelti varsa tuzlu su gibi bu da kimyasal demem gerekirdi. Mangaldaki kömürün ısı ve ışık saçarak yanması. Yanma olayları nedir arkadaşlar bizim için? Kimyasal olduğunu söyleyebiliriz. Mağaralarda sarkıt ve dikitlerin oluşması. Çaydanlıkta kireç oluşumu gibidir. E, bu da bizim için fiziksel olduğunu söyleyebiliriz yerde bir yanlışlık mı yapıyoruz? Mağaralarda sarkıt ve dikitlerin oluşması arkadaşlar burada aslında kimyasal gibi düşünülmüş. Burada hmm, molekül yapısı değişmez. Ma molekül yapısı değişmez derken şöyle burada kimyasal gibi düşünmüş aslında hani tam ona da gelmiyor ama şöyle düşünmek lazım. Mesela atıyorum kalsiyum artı iki varken burada da karbonat oluşturmuş. Tamam mı? Bunlar kalsiyum karbonat oluşmuş. Yani farklı bir bileşik şeklinde çözülmüş, çökelmiş ifadesini kullanıyor. Ee, aslında molekül yapısı şöyle doğrudan değişti kelimesini kullanmıştım için. Yani dolayısıyla doğru seçeneğimiz gene C seçeneği olur. Burası güzelmiş ama buna yıldız atıyorum. Hani burada fiziksel kimyasal değişim gibi algılatmamış. E seçeneğinde molekül farklı bir molekül halinde çöktüğü şeklinde ifade etmiş bize. Güzel soru. Gelelim 12.ye. <laughs> Aşağıdakilerin hangisi hem iyonik hem de polar kovalent bağı birlikte içerir? Bak burası çok önemli bir için. Hem iyonik hem de polar kovalent bağ diyor ya. Hem iyonik bağ hem de kovalent bağ istiyorsa bir tane metal arayacağım. Tamam mı? ve birden fazla da ametal aramam gerekiyor ki aradığım ametallerde bak nedir burada? Farklı ametaller olsun diyor. Yani burada metal arıyorum, farklı cins ametaller arıyorum, götürüyorum, işaretliyorum. Bu çok çıkabilecek bir soru tarzı benden söylemesi. Şimdi geliyoruz son sorumuza. Aynı koşullarda bulunan bileşiklerin kaynama noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir? Bak şimdi buraya dikkat ediyorum. Öncelikle e, ee, kovalent bileşiklerde hidrojen köprüsü bağına bakıyorum. Bak burada hidrojen köprüsü bağı var. Fon elementi var. Bono veya hidrojen var. Dolayısıyla bununki daha yüksek olmak zorunda. Bak burası hidrojen köprüsü bağı var. Doğru mudur? Ee, dolayısıyla hidrojen köprüsü bağı olmayandan daha yüksektir. Doğru bir ifade. Bak hidrojen köprüsü bağı var. Daha yüksek. Doğru mudur? Şimdi buraya geldiğimde de bak şuraya dikkat ediyorum. Dikkat ediyorum. Burası bir iyon. Ne demiştim az önce? İyonlar polar moleküllerden daha yüksek erime kaynama noktası vardı. Şuraya geldiğimiz zaman şöyle geliyoruz. Şu ifade polar bir ifadedir. Tamam mı? Şu ifadeye geldiğimde de apolar olduğunu görüyorum. Dolayısıyla polar apolardan daha yüksek olduğunu söylememiz lazım. Yani burada hangisi oldu? Yanlış olanı mı vermişti? Adana seçeneğini işaretlememiz gerekiyor. Evet. Konumuz burada biter. Bundan sonra şöyle sardırıp sardırıp çözebilirsiniz. Dediğim gibi inşallah sizlere faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.